Evet hepsi ve çok daha fazlası 3 saat boyunca programımızda olacak. Sizleri de son sayfa etiketine bekliyoruz. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Tabii ki yine yarışmalarımız da olacak. Ama şimdi ilerleyen saatlerde yine daha detaylı da konuşacağız ama şöyle bir giriş yapmak istiyorum açıkçası. Hı hı. Ee, siz bu kararı duyduğunuzda ilk dakikalarda neler düşündünüz? Şimdi 12 dev kulüpten bahsediyoruz ama bu 12 dev kulübün dışında... ...bizim Avrupa'da yine e, devler arasında saydığımız başka kulüpler de var. Herkes bu işe, bu organizasyona katılmadı. Ama sanki böyle, bilmem katılır mısınız? Hani böyle bir devletin içinde ayaklanan bazı güçler evet. olur ya... ...onun gibi bir şey oldu. Böyle ayrı bir kuruluş, ayrı bir yapılanma... Yani ...aslında çok böyle göze illegal gelen... ...çirkin gelen bir görüntü hı hı. var ki bunu UEFA yetkilileri de bu şekilde değerlendiriyor. Siz ilk duyduğunuzda neler hissettiniz? Ee, ben tatsız bir his aldım açıkçası. Çünkü futbolun doğasına, büyüsüne e, aykırı bir şey bu. Her anlamda rekabetçilik anlamında da e, hak etme anlamında da aykırı bir e, durum. Şöyle ki e, mesela ilk duyduğumda aklıma gelen şey e, yerelliklerin durumu oldu hemen. Evet. Aklıma ilk o geldi hani... Ee, ...artı tarafları ne, eksi tarafları ne düşündüğünde... ...artı tarafı bence çok yok. Ee, bir tek şunu söyleyebiliriz. İzleyici tarafından, futbol sever tarafından baktığımızda... ...artı tarafı minimal bir şey. O da şu. Ee, çok daha fazla büyük maç izleyeceğiz. Ki bu artı meksim ondan emin değilim. Bu eksiye de çalan bir şey olabilir. Ee, çünkü bir şey çok sık olduğunda... ...tadı kaçabilir. Eğitimi ee, düşer. Aynen öyle. Mesela biz... E <laughs> ...ne bileyim... Uzun zamandır eşleş, eşleşmeyen e, kulüpler birbiriyle eşleştiği zaman işte Liverpool ile Real Madrid uzun zaman sonra birbiriyle eşleştiği zaman ah, ne güzel oldu diyoruz. Erken final tabirlerini kullanıyoruz çeyrek finalde vesaire. İşte gruplarda kim çıkacak? Ölüm grubu olacak mı olmayacak mı? Böyle bir sorular olmayacak artık. Çünkü zaten 15 kulüp sabit bir şekilde oynadığı lig olacak. 5 e, tane misafir takım kabul edecek. O nasıl kabul edecek o da belli değil. Kast sistemi gibi değil mi? Yani rekabetçilik sen... evet evet. Biz iyiyiz, biz üstün ırkız. Siz Aynen. gelemezsiniz gibi. Şimdi genelliklerde ne olacak? Ee, mesela Juventus neden Serie A'yı kazanmaya çalışsın? Tamamen prestij. Ee, sonuçta e, yererliklerdeki amaç belli bir hedefe ulaşmak, şampiyon olmak ya da Avrupa kulüplerine katılacak seviyede olmak ki e, karşılığında gelir elde etmek, prestij elde etmek, Avrupa kulüplerine katılmak vesaire. Ama zaten bu 12 15'e çıkacağı söyleniyor. 15 evet. kulüp. E, zaten sabit olarak ee, zengin birlikte oynayacaklar ee, yerelliklere neden asılsınlar? Ee, kaldı ki şöyle de bir durum var. Mesela e, lig usulü oynanacak sonra playoff'a dönecek. E, mesela finale çıkan takım 25 maç yapıyor yanılmıyorsam. Bu şu demek 25 maç yapacak sezon boyunca. E, mesela Real Madrid 25 maç yapacak La Liga'da ana kadrosuyla oynar mı? Bence Liglerin El, el be. dışında o oynamayacak yani. Ee, ...işte Crossları, Modrişleri vesaire. O ee, Osasuna'ya karşı kullanmayacak. hafta içi kullanacak. Ee, Şampiyon liginde de benzer durum vardı ama bu kadar değildi. Çünkü... Hiçbirimiz böyle Avrupa liglerini izlemekten keyif almamaya başlayacağız. Ee, Aslında tabii. tamamen kendilerini tek izlenilebilir e, lig konumuna getirmeye çalışmak bu. Bir de şöyle e, karar alma zamanlaması da çok enteresan. Mesela hemen yarından itibaren biz yokuz dediler. Evet. E, bu şu demek. Mesela şu anda e, West Ham United kendini parçaladı Premier Lig'de. Ki Premier Lig'de ilk dörde girmek çok zor kendini parçalayan bir kulüp var ve bir anda o kulübe diyorsunuz ki West Ham United'a siz bu kadar çabaladınız ama seneye biz yokuz ki zaten. Hani Şampiyonlar ilgili bir anlamı kalmayacak. Biz başka bir lig oynayacağız demiş oluyorsunuz. En büyük hani doğaya aykırı olan şey bu. rekabetçiliği öldürüyor. Evet. o yüzden hani bence tamamen tatsız bir durum gerçekleşeceğini de zannetmiyorum bu arada. Öldüreceği çok şey var. E, Volkan senin de bir görüşünü alayım kısaca. Şimdi ekranlarını yayını açan izleyicilerimiz vardır. Konuyu çok iyi bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Onlar için de birazdan detaylı olarak anlatacağız. İstersen sen de şöyle bir genel fikrini söyle. Ya Amerikan NBA sistemine benzetiyorum biraz. Ki zaten evet. arkasında yine Amerika var. Ha yine aynen öyle. <laughs> bir çok meşhur bir bankanın desteklediği, fonladığı söyleniyor bu arkadaşlar. Zehirlediği söyleniyor ya da öyle de diyebiliriz. Ama tabii konuşulan para, para 3,5 milyar euro civarında bir para. Bu ligin e, toplam bütçesinin sponsorları hariç toplam bütçesinin 3,5 milyar euro gibi bir para olacağı konuşuluyor. Tabii ki e, futbol artık öyle bir noktaya geldi ki e, her zaman para konuşuyor. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını da az önce e, anonslarda e, duyurdun. Onun da aslında temelinde e, yine mevcut kulüplerin, işte burada logoları olan kulüplerin daha fazla para kazanması için düzenlenmiş Ya da daha fazla e, logosu değerli kulüplerin diyelim, yani marka değeri yüksek kulüplerin daha fazla organizasyonda yer alması için e, bir yeni düzenlemeye gidildi Şampiyonlar Ligi'nde de. Çok fazla soru var benim aklımda. Bir kere teknik olarak e, kafamda oturmayan bir sürü şey var. Yani bu tamamen reddediş durumu mesela UEFA ve FIFA'nın gördüğüm kadarıyla tamamen reddetme durumu var. Tabii. Tamamen reddediş durumu devam ederse oyuncuların durumu ne olacak? Evet. Efendim yerellikler kabul edecek mi? Örnek veriyorum Premier de son derece yüksek bir marka değerine sahip bir lig. Şimdi bu takımları 6 tane İngiliz takımı var. Bu takımları kendi ligine, kendi organizasyonuna. Çünkü bildiğim kadarıyla Başbakan açıklama yaptı bu Evet detayları da dinledik. Şimdi izleyicilerimizin de merak ettiği çok konu var. İşte liglere nasıl yansıyacak, bunun sonrası nasıl yansıyacak. Ben şunu da merak ediyorum. Özellikle e, yayına girmeden önce Mustafa sana da söylemiştim. Hı hı. Yani transfer konusunu da etkilemez mi bu? Ya, oyuncu transferi, oyuncu keşfetmek, oyuncu yetiştirmek, ne bileyim bir takımın oyuncu alması. Ve kulüpler bununla ilgili de yani, bazı engeller evet. vesaire oluşturmaz mı? E, şöyle bir kere e, yani... Bir engelleme olmazsa kulüpler tarafından yani yine herkes istediği oyuncu, istediği takımdan alabilecek durumda olursa... ...bir kere fiyatlar inanılmaz uçacak. Çünkü az önce bahsettiğin geliri, yani bunun dağılımı şöyle olacak. Beklenen şu, katılımcılara ortalama 300 milyon euro garanti gelir vaat ediliyor. Sponsorlar ve işte başarıya 300, göre. Evet, 300 milyon euro inanılmaz bir rakam diğer kulüplere bakılınca. Mesela şimdi... Bazı federasyonlara tepki var. İşte Atalanta gibi kulüpler e, Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını açıklay açıklayan işte Inter, e, Milan'a, Juventus'a Serie A'dan çıkmaları gerekiyor gibi bir talepte bulundular. E, mesela iki tarafta da yerel liglere etkileyecek şey bu. Çıkarlarsa yerel ligin rekabetçiliğini etkileyecek bir şey. O tadını kaçıracak bir şey. Çıkmazlarsa da Zaten aslında belli bir haksız rekabet var. İşte ee, yani ligin 17. ile birinci arasında bir gelir dağılımı farkı oluyor zaten bütün liglerde böyle bizde de böyle ama şu anda o fark uçuruma doğru gider. Yani 300 milyon euro artı değeri olacak bir kulüpten bahsedeceğiz. Ee, bu hal bu olunca olunca e, mesela yedek oyuncusuna bile e, ki bu her sene yenilenecek bir gelir yani yedek oyuncuya bile rahatlıkla bu kulüpler 50 milyonlar, 60 milyonlar, 70 milyonlar verebilecek. Bu yüzden... Her yıl 300 milyon euro evet. harcayabilecek. Yani e, bir ciddi bir yıldız topluluğu bir tarafta, e, diğer tarafta bir başka yıldız topluluğu durumu. Nasıl kuracak bir de çok özür diliyorum da Dünya Kupası. E nereden bulacaksın o kadar o, on, on, mesela. 12 tane Arjantinliği. Mesela Suudi Arabistan da katılıyor düzenli ya olarak. Ya hangi ülkeleri hangi ülkeleri dahil edecek? Suudi Arabistanlı var mı? Ya çok, e, örnek veriyorum Mısır'ı nasıl dahil edeceksin? Muhammed Salah'ı nasıl oynatacaksın? Gibi kafamda birçok soru işareti var. Ama az önce de söylüyorum Para ne tarafa akarsa o taraf kazanır. Onu söyleyeyim. Ya şimdi siz biliyorsunuz siz de oynuyorsunuzdur konsol oyunları. Ben uzun zamandır oynamıyorum ama oynadığım zaman mesela ben şundan çok keyif alıyordum. Böyle çok güçlü bir takımla hani böyle biraz daha mütevazı bir takımla karşılaştırdığımda onu yenebilmeye çalışmak. Evet, tabii. Bu o arada mücadele... o konsol oyununda da artık yoklar biliyorsun değil mi? Öyle bir açıklama da çıktı. Evet. FIFA 20, e, 2022 2022'de yoklar. yoklar. Yani bu nasıl bir restleşme? Yani bu keyif aldığımız bir şey ya bizim oyunda bile bu keyif evet. aldığımız bir şey ki izlerken de bundan keyif alıyoruz ya e, bazı futbolcular böyle keşfediliyor ne oyuncular hangi takımlarda i̇şte fut... görme ihtimaliniz olmadığı oyuncuları bir organizasyonda bir anda atıyorum Juventus'un karşısında Real Madrid'in karşısında seyrederken. Keşfediyorsunuz. Bunları yok etmek değil mi bu? Bir de bu evet hani bu romantiklik de değil. Futbolun değil. doğasında olan bir şey. O bahsettiğin şey futbolun doğası. Bir taraf zayıf takım acaba güçlü takıma direnebilecek mi? Ya yani Ferenc Worch mesela 1-0 öne geçmişti. Kamplıyordu. Aa acaba puan e, alacak Galatasaray mı? Galatasaray diye normal ya Başakşehir'in United'da e yenme ihtimali. Futbolu canlı tutan Aynen. şey bu yani. Vallahi ben açıkçası zaten futbolun geleneksel futbolun temel amacı şehirlere bir rekabet hani adada da kurulma sebebi e, futbolun gelişmesi bu kadar çok tutulmasının sebebi e, şehirler arasındaki rekabet işte ilçeler arası okullar arasındaki rekabeti arttırmak hani eskiden e, gladyatörler izleniyormuş ya bunun bir hı hı. E, savaşın bir e, sportif e, yönü, yönü evet. e, farklı bir versiyon aslında temel amaç bu şimdi futbolun zaten o doğasına tamamen aykırı. Ya örnek veriyorum bizim ülkemizden ...bir süper lig kuralım. Zaten var süper ligimiz de... ...hani süper süper lig kuralım. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon... Ee, ...ne bileyim Alanya, Başakşehir... ...hani böyle bir 8 takım alalım, çıkartalım. Ama bizim... ...tarihimizde o kadar çok... ...değer var ki... ...mesela Sarıyer diye bir takım var. Ya da ne bileyim... ...Konya Spor... ...30 bin taraftarı oynayan bir takım. Trabzonspor'u Trabzonspor'u süper lige aldık... E ...45 dakika ötesinde Rize Spor gibi... Bu ligde e, düzenli olarak bulunan ve e, tarihinde çok önemli işler yapmış bir takım var. Yani Kara gümrüğü var, işte İzmir'i, Göztepe'si, Altay'ı, Karşıyaka'sı. Yani birçok markamız var. Hani süper takımlarımız dışında da markalarımız var. Bunun Avrupa'ya hani, makro e, baktığında Avrupa'da da tamam elbette bu 6 İngiliz takımı çok değerli. Ama Newcastle United de değerli. Efendim e, Leicester City de değerli. Çok güzel bir hikayesi var. West Ham United'ın bu yıl yaptıkları çok değerli. Ya birçok takım var. İşte daha altları giden Nottingham Forest bile çok değerli bir takım baktığında. Hepsinin tarihleri çok dolu. Bu takımların şansı şu.